kusura bakmayın, teknik arızadan dolayı yayını ara vermek zorunda kaldım. Şu anda daha güzel bir yayın izleriz inşallah. Şöyle biraz daha yakın alırsak eğer. Şöyle. Evet. Evet, boğa güreşlerine kaldığımız yerden devam edelim. İki çelik seviyesinde arkadaşım boğalar güreşiyor. Biri geçen yılın şampiyonu Bahri. Diğer de yeni şampiyon adaylarından. Birol Çelik abinin dostu Bahri. Her ikisine de başarılar diliyoruz. Centilmence bir güreş olsun inşallah. Kenan kardeş uzak oluyor, evet anlıyorum ama elimde telefonla sağa sola gezemiyorum yani, kusura bakma. Artık bu şekilde idare edeceğiz. Şöyle alayım gene ama onlar da biraz gelsinler bu tarafa. Çok uzakta güreşti, evet. Yapma babam, yapma babam. Yiğenim, az geriden öne babını canlatma, bu da canlanıyor, tamam. Şurayı canlatma. Sakin ol. Bafi yener zaten bunu, korkma. Ne var çıktı abi? Bilin mi? Yayını ben kesmem fakat kontür montür biterse, daha doğrusu internet kesilirse ona bir şey diyemem. Şarj biterse. Evet, sadece bak yayını kendiniz izlemeyin ama paylaşım, diğer arkadaşlarınız, vatandaşlar da izlensin. Çektiğimiz yayın da bir işe yarasın arkadaşlar. Buradan Ahmet Keleş başkanıma da selam söylüyorum. Ahmet abi diyor ki, Ahmet abi diyor ki sen diyor 30'a çıkamazsın diye, bakalım 30'a çıkabilecek miyiz? Yusuf abi Sırbistan'da ne işin var? Hayırdır ya? Aleyküm selam, bizden de selam. Fatih Kırbık, Ahmet başkanım çağırdı, geldik, seni de bekleriz buraya bak.
Oğlum dünya malı dünyada kalır. Gel biraz para harca. Fatih Kırbıyık. Teşekkür ederim Fatih Toprak. Evet Ufuk. Şadıklara söyle alsın yatırsınlar bir tane. Muhtarı bilgilendir. Erol Topçu. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum Yusuf abi. Oğlum aradan olmaz diyorum sana. Çekeceksen şuraya çık, şuradan çek. Aradan olmaz. Fatih Kırbıyık, yayını paylaş oğlum. Müdürüm. Serdar gelmiyor. Serdar oğlunu aldım. Oğuz'u aldım geldim ya. Serdar gelmedi. Evet, yakında futsal müsabakalarda başlayacak arkadaşlar. Herkes futbol takımlarını kursun. Spor salonunda bekliyoruz. Üstelik spor salonunda. Yok, o da gelmedi. Teşekkür ederim Fatih Başkan Müdürüm. Az sonra boğa güreşleri bitsin, etrafı da göstereyim yeğenim. Çiğdem hoş geldin. Ahmet Başkanım biraz yakın çekim yap, bak insanlar diyor ki çok uzaktan çekiyormuşsun. Ya ilerle biraz ya. Uzaktan ben de çekiyorum biraz ya, farkını ortaya koy, farkını. Uğur teşekkür ederim, biraz paylaşın. Seyfettin Hocam hoş geldiniz. Ben de buradan Ahmet Keleş Başkanıma takılıyorum. Yakından çek diye biraz yaklaşmaya deniyor. Şöyle bakalım gidebiliyor mu? Evet, biraz daha yaklaşıyor. İnşallah bir kaza belaya sebebiyet vermeden çekim yapar çıkar. Şu anda dik mi görünüyor telefon? Yan değil mi arkadaşlar? Bende yan gözüküyor. Tamam şu anda tam ekran değil mi? Ben de tam ekran, yan tutuyorum telefonu. O zaman yayını kesip yeniden yapıyorum arkadaşlar. Evet, Ahmet Başkan cesaretini topladı ve iyice yaklaştı gördüğünüz gibi. Arada 30 metre var. Arkadaşlar eğer televizyonu açtığınızda veya bilgisayarınızı açtığınızda tam ekran gözükmüyor, böyle dikine gözüküyorsa veya yamuk gözüküyorsa değiştirebilirim yani. Aleykümselam abi. Başkent'e bizden de çok çok selamlar. Kendinize iyi bakın abi. Düğününüz de hayırlı olsun Seyfettin abi. Hatay, Ankara 186 plakalı aracın sahibi. Lütfen Emre. Aracınızı bulunduğu yerden alır mısınız? 53 evet. Hatay, biraz Ankara 186 plakalı
Çocuklar. Şahin marka aracın sahibi, gri aracın sahibi. Aracınızı bulunduğu yerden alır mısınız? Murat Akçay, sağ ol kardeşim. Aleyküm selam. Bizden de espriye çok bol bol selam var. Esprili dostlarımıza. Fatih Kırbıyık, başkan çok fazla biliyorsun artık bu işleri açtı. İstiyorum ki artık ayak bize biraz yol açsın. O yüzden biraz yaklaş diyorum başkanıma. Şaka şaka tabii ki, Allah korusun. Evet arkadaşlar, sizler de yayınları paylaşın, diğer arkadaşlarınız da izlesinler. Ufuk, boğalar kimin? Biri Birol Çelik'in bafisi, diğeri de bilmem yine bir çelik mi? Oğlum şunu ayağını vurma ya. Ayağını vurma da. Diğeri de yine Çelikse isimli birisiydi ama kimdi bilmiyorum. Pek dikkat etmedim anladığınız, anlayacağınız. Uğur, o kadar dayanabilir miyim bilmiyorum. Bende Ahmet Başkan'ın enerjisi yok. Sponsor olursan yayında yaparız. Yani biliyorsun bunun bir de fatura ayağı var. Bizim de biliyorsunuz 53 Hatay Ankara 186. Birkaç aydır dükkanımız Ankara, kapalı. Ankara Hatay 258. 38 Samsun Rize 718. 08 Manisa 9117 plakalı araçların sahipleri. Lütfen araçlarınızı daha uygun yerlere park eder misiniz? Manisa 9117 plakalı minibüs. 38 evet, Samsun bunu, Rize 718 plakalı. Bir saat içerisinde eğer yayın bini bulmazsa yayını kesiyorum arkadaşlar, haberiniz olsun. 46-50 bu ne ya? Paylaşın, herkes birer kez paylaşsa. 5 kişiden 250, 2500 buluruz ya. Emre, yapacak bir şey yok. Bunlar oynaşıyorlar, evet. Halkı tehdit etmiyorum. Halka olacağı söylüyorum. Ufuk. Öyle İstanbul'dan boğa güreşleri izlemek değil. Bak, hava bulutlu, yağmur yağıyor. Böyle kolay değil burada. Evet, Selim Hoca'ya telefon aç müdürüm. Bir kampanya düzenlesin gerçekten ya. Yani oradan 3-5 kuruşlar bize toplasınlar. Ne olacak koş? Hep Mevlüt Başkan mı yiyecek paralar? Klimalı Minder de geldi, Minderci'den. Yasin hoş geldin. Aleyküm selam kardeşim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Vallahi Ufuk, bütün İstanbul izlesin istiyorum ya. Bir tek Ufuk izlemez. Özleyenlere Ahmet abi de burada. Klimalı Minder arkadaşlar. Özlemişsinizdir. Ahmet abi bir el salla, Klimalı Minder. Şu anda bütün Türkiye seni izliyor. Evet, Ahmet abi para kazanma derdinde arkadaşlar.
Fotoğrafı dün epey bir boğa sahipleri aldılar. Bugün bakalım kimlere nasip olacak fotoğraf. Evet, 73 değil, 730'u görmek istiyoruz arkadaşlar. Bak, Ahmet Başkan hızla ilerliyor. Hey? Anlamadım. Hayır. Gerek yok. Şu anda zaten güreş yok oğlum. Olmaz, şuraya gidersin. Ayağa kalkar çekersin. Şu şeyle başım dertte ya. Düzeltemedim, gitti şurayı. Ciddileştiler arkadaşlar artık. Sert güreşmeye başladı. Ahmet abi, bu kaç geliyorlar? Ramazan abi hoş geldin. Yayını paylaş bakayım. Hadi 10 tane de senden gelsin izleyici. Bütün kobakları bekliyoruz. Evet, Vanisköylüler, Peterekliler, Zemoğanlılar. Hadi bakalım. Anlamadım. Kilitlemişsin ya onunla. Ahmetciğim, ben de onunla uğraşıyorum sabitlemek için ama ne yazık ki sabitleyemedim. Bir de şey yapıyorlar, bu demire sabitlediğim için sağdan soldan demire çarpıyorlar. O da sıkıntı yaratıyor ya. Bir de rüzgar var şu anda. Biraz fazla titreme yapıyoruz. Evet, boğa sahiplerinin heyecanında görüyorsunuz arkadaşlar. Emek ve yenme arzusu. Ufuk, sahaya artık inmiyorum. Sağ kötü, sağ şartları, hem de yaşlandık. Yaş 45'e geldi artık, daha o işlerimizden geçti. Artık saha işlerini Ahmet abiye bıraktık. Teşekkür ederiz Adana'ya, bizlerine de selamlar kardeşim. Şerafettin Yılmaz abi, teşekkürler.
Evet Osman abi sen de buradasın. Osman Tosun abim sizinkiler bayağı iyi güreşiyor görüyorsun. Sen de hoş geldin. Sizi de sayıyoruz. Evet senden 10 tane adam bekliyorum buraya. Hadi bakalım. Süleyman'a haber ver. Bizim Erol Tosuncu'ya da at. Deki Yaşar canlı yayın yapıyor. Selam var Deki. Kurban'a bekliyorum Tosun'u. Aleyküm selam. Kimin boğası? İki tane çelik soy isimli arkadaşların boğası. Biri Bafi isimli kimindi? Geçen yılın şampiyonu. Biri de gene bir diğer çelik soy isimli bir arkadaşın. İsmini unuttum. Kim olduğunu bilmiyorum ya. Biri Birol Çelik'in de. Aleyküm selam. Enes Tokgöz. Iğdır'a bizden de Iğdır'a selamlar. Şey yağmur da yağacağı benzer arkadaşlar. İzlenme oranı düşmeye başladı. Bakın biz diyoruz 780'i görelim. Siz 78'e geldiniz 800'den ya. O kadarını bilmiyorum. Cemalettin abi Yusufen'de yapılmayacak bu sene galiba. Osman abi. Osman Polat, Kırmızı Boğalar dün vardı Şahinlerin ama yenildi galiba. Bugün var mı yok mu bilmiyorum ama illaki olur yani. Ahırlar yandıktan sonra yine bir şey var mı yok mu onu bir yaptılar mı bilmiyorum. Bakan var mı eden var mı? Serhat, şeyine bak da şeyse sil bak. Bunlar kötü bak. Nerede şey? Benim de yok, öbür cebimde kaldı. Şunun içindeki havluyla sil. Temiz taraf yedi. Böyle ezbere çekme yani. Yakaladın ama o lekeli çıktı çünkü önünde şeyler var. Mehmet Küçük Kalkan, nasıl gidiyor kamp hayatı? Hoş geldin. Teşekkür ederim Orhan Kaya. Bakü'ye bizden de selamlar. Dost, şey kardeşlerimize selamlar bizden de. Teşekkür ederiz Yusuf kardeş. Aleyküm selam Emin Bayraktar. Bilecik'e bizden de selam var kardeşim. Evet yayını paylaşın arkadaşlar. Paylaşın. Bakın Bilecik'ten bile izleyenler var. Herkes paylaşırsa Bilecik'ten, Azerbaycan'dan, Amerika'dan dahi izleyen dostlarınız olur. Amaç Sarıgöl'ü ve bu kültürü tanıtmak. Mikail Kuru, teşekkür ediyoruz. Aleykümselam kardeş. İsa Gündüz, evet Yusufen'den yukarıya doğru yağmur geliyor. Farkındayız. Kaçım, kaçam bacım. Şey, yağmur geliyor. Artık şöyle şu tarafıma gel istersen. İstersen de. Az bir dakika. Şöyle. Bana doğru. Şuraya gel, şuraya. Az daha gel bana doğru. Gel geriye. Gel. Islanma. Heh. Oğlum onu da geriye çek. Şeyine su değmesin. Hatta içeri koy. Bunlardan bir şey olmaz. Hayır, ha. Hakan abi hoş geldin. Nazilli'ye bizden de selamlar. Nazilli'de misin? Ahmet Başkan'ın boğaları arkasını döndü ama Allah vera bir şey olmuyor. Oğlum bu yana gider mi ya? Korkma. Zırhlandatörü yer hadi.
rica ederim. Ne demek arkadaşlar, izlediğiniz için ben teşekkür ederim ama sadece izlemekle kalmayın. Biraz da yayını paylaşın arkadaşlar. Kendi arkadaşlarınız da izlesinler. Muğla'ya da bizlerden selamlar. Teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam. Orası Sarıgöl Bağgüreşler Arenası mı? Evet Mikael, burası Sarıgöl Bağgüreşler Arenası. Dün boğaların güreştiği alan suyla doluydu. Bugün çekmişler, boşaltmışlar. Belki tanımayabilirsiniz. Cemalettin abi bir daha paylaş. Yani ne olur yani. Ahmet Başkanımı gönderdik o tarafa, daha da gelmiyor. Yürek yedi az önce. İsa. Mustafa abi hoş geldin muhtarım, sağ ol. 80 kişi, 80 paylaşım bekliyorum. Hani yoksunuz. Sadece sen paylaştın galiba. Durmuş Yıkılmaz hoş geldin. Uğur polis arkadaşlarına söyle, onları da paylaşsın. Macit Bayrak aleyküm selam. Bursa'ya da selamlar arkadaşlar. Hakan hoş geldin Hakan. Teşekkür ederim canım. Hadi bir, sen de bir paylaş yayını, bir öteki Bursalılar da görsünler Hakan. Teşekkür ederim. Yayını paylaşalım arkadaşlar. Hadi. Hala 80 dakika ya. Teşekkür ederim. Paylaşmazsanız öküzün birini göstereceğim, diğerini keseceğim, hele yarım yarım izle ananasını satayım. Uğur yapayım mı öyle? Ufuk. Hangisini izlemek istiyorsun Tosun'un? Yasin teşekkür ediyorum kardeşim. Cemalettin abi, hani Celalettin abi izlemeyi nasıl paylaştın ya? Teşekkür ederim kardeşim, sağ ol. İbrahim Topal. İsa Gündüz. Teşekkür ederim İsa kardeşim. Aynen hakkım var değil mi? Enişten bir çek abi. Enişten kimdir la? Göken mi? Göken zaten her kartıraşa giriyor ya. Yamulum isteyen. Ufuk tamam geç. Ahmet Başkan'ın yanına geç. O da bizim abimiz sonuçta. Yani ne olmuş yani? Abi Mevlüt abi parayı sadece derneğe yığacağım dedi. Kimseye para vermemiş Hüseyin'e. Evet. Muzaffer abi buralara yağmur dün kullandı, o hakkını yağmıyor ama yağabilir yani, ortalık karardı aşağıdan yukarıya. Evet arkadaşlar şöyle bir üstleri tarafını gösterelim, bakın bayağı karardı ortalık. İnşallah kimsenin başına bir hal gelmez. Bekir abi hoş geldin, aleyküm selam, sağ ol abi. Oğlum bırak onu, tamam bak ölün, ben sana ne diyorum bak. Islak şey çekme lütfen, yaz. Çünkü ön şey yok. Bunun altından çıkarsan ıslanır. Evet, haydi bir 9 kişi daha bulun, bana yüzleyebilecek miyiz arkadaşlar? Evet. Bak, güreş hızlandı görüyorsunuz. Teşekkür ederim Zeki Bacı.
Ya bu Cellat Emir'in hali ne olacak öyle ya? Fatih. Git Beylat adamı ya. Nermin abla, aleykümselam. Teşekkür ederim. Evet, paylaşalım, 100 olsun arkadaşlar. Hadi 95-96 kaldı 4 kişi. Hadi o 4 kişi nerede? Hadi paylaşın yayını. Harun abi sadece izliyorsun, bir yayını paylaşmadın ya. Kevekler'deyiz aslında. Aha, şemsiye gideceğim. Rüzgarla birlikte tosunlar da canlandı ya. Cemalettin abi ya ne yapmam bekliyorsun onu Fatih'e söyle ya. Biliyorsun kebap işleri Fatih'te 18 Temmuz Mayıs'ta. Geliyorken zaten jeneratörü de ona yatırdın. Savaş abi merhaba. Ben teşekkür ederim abi. Muğla, Burgu'da da izleniyordun inşallah. Teşekkür ederim Mikael kardeş. Konya'ya selamlar. Maşallah. 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 Evet. Boğa sahiplerinde biraz heyecan var. Fatih geri çekiliyor. Sahibi biraz daha destekliyor. Bunu da diğer seyirci arkadaşlar kabul etmiyor. Mikael kardeş, benim ismim Yaşar Koçoğlu. Koçoğlu kuyumculuktan. Esnafım üstlerinden. Aa, 107-108 maşallah geliyorsunuz, evet çok iyi çok iyi. Bine gidiyoruz, hadi. Aa, burada 200'e ne kaldı? Oğlum ayakkabını istemiyorsa bana doğru otur. Aa, evet. Güreş sonuçlandı, Bahri kazandı. Geçen yılın şampiyonu. Boğa sahipleri birbirini tebrik evet, ediyorlar şu anda. Yok Çeliye abi. Bahri'yi sildi Boğa. Galip gelmiş. Evet. Geçen yıl favori şampiyon Boğası bu sene kazandı. Birol abi Boğası'nı bu tarafa doğru getiriyor. Değerli güreşçiler, saygıdeğer misafirlerimiz, çekeyim. Şu anda güreş alanımız en iyi yanımızda. Güreş Hareket Partisi, Aşkın Milletvekili adayımız, Sayın Avukat Metehan Özkan Beyefendi ve Güreş Hareket Partisi Savaş abi dur teşekkür başlayalım. Ederim enişte. Oğlum buradan çekemezsin. Bunu da şundan karşı aldım. Ben sana karşı başlayalım. İlçe teşkilatımız ve beraberinden misafirlerimiz en heyecanımızı şereflendirdiler. Komitemiz adına yok pehlivan olmadı. Sadece güreşi kazandı. Şu anda hoş geldin diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı
Uğur, biliyorsun tribün yapmak öyle her adamın işi değil. Valla onu Fatih Kırbık hocamla görüşürseniz Uğur. O daha iyi biliyordur o konuya, o vakıftır, ben bilmiyorum. Bir bana damar yapalım, olsun mu? Bizler Fatihlerin torunlarıyız. Yavuz Selim'e kardeş. Tayyip Erdoğan, evet, aleyküm selam. Kocaeli'ne bizlere selamlar, Erdoğanlara selamlar. Teşekkür ederim Serdar, biz teşekkür ederiz. Mustafa Kemal'e tutun. Fatih'e gençler, tarih tutunu. Fatih, müzik bitti. Artık burada Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren arkadaşlar burada. Şu anda tribünlerdeki yerlerini alıyorlar onlar da yavaş yavaş. Milletvekili adaylarını getirdi, tanıttılar halka. Yozgat Kursa 650 bin yakın aracın sayılı. Lütfen aracınızı bulunduğu yerden alın. Evet arkadaşlar, bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Şurada. Bir dakika, neredeydi? Evet, şöyle. Şunu tutar mısın? Şuradan. Şöyle gördüğünüz gibi bizim Utav Kalesi var. Utav Kalesi'ne düzgün çelikten direk ve büyük bir bayrak istiyoruz arkadaşlar. Yetkililerin dikkatine. Artık bunu kaymakamlık mı yapar, valilik mi yapar, muhtarlık mı yapar? Hangisi yaparsa, yoksa Emin Başkan'ın düzgün bir direk çıkarıp oraya böyle çelikten yıkılmayacak beton dökülüp oraya bir bayrak koyarlarsa burada çok güzel dalgalanacağını düşünüyorum. Evet, buraya büyük bir bayrak istiyoruz. Bostancı Köyü Utav Kalesi'ne. Görüyorsunuz, buradan oturan seyircimizi, yoldan geçen araçları, yerli yabancı insanlar oradan bayrağımızı selamlasın istiyoruz. Bayrağımızı selamlasınlar istiyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, köylülerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, sivil toplumun temsilcileri, kardeşlerim, kadınlarımız, annelerimiz, dostlarım, arkadaşlarım, hak davasının, Allah davasının Yılmaz savunucuları, ve gönlü geniş hüsnediler. Sizleri selamların en yücesi olan, selamların en makbulü olan yüce yaradanımın Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Evet, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili adayı konuşmak. Bugün bu müstesna insanlarla sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz ve Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinde yüz yüze 14 Mayıs 2018 yarın güreş olmayacak. Olacak olan seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı da oynanacak. Malum olduğunuz üzere Türkiye Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın yarışına sahip olmaktadır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimlerde sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmayacak. Aynı zamanda 33 yıllık. Evet arkadaşlar, tekrar hem dinleyin hem de şöyle boğa güreşleri tekrar başlayanlara bakalım. 6 yıldır kapalı olan Kıbrıs'taki Maraş'ın hakkı açılmasını seçimi yapılacak. 14 Mayıs 2023 Pazar günü aynı zamanda aşağı indir. Aşağı indir.
için yapılacak. 14 Mayıs Pazar günü aynı zamanda yerli bir otobüs seçim yapılacak. Kıbrıs oynanacak. İnsansız hava araçları oynanacak. 100 bin insansız Kıbrıs oynanacak. Ayasofya açın. Ayasofya oynanacak. Cumhuriyet Kıbrıs'ın kurucusu Murat ve Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra 100 bin tarihimizde ilk defa bir cumhurbaşkanı Kıbrıs'ın karşısına çıktım. Meclis kürsüsünde Kızıl Elma demiştim. Kızıl Elma. Ordumuzun bir ordacısı tankın üstünde bir muhabir nereye gidiyorsun dediği zaman Kızıl Elma'ya hey Kızıl Elma'ya demiş Hakkı Bey. İşte bunu oynamasın. O yüzden o masaklarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Sayın Cumhurbaşkanı'nı Sayın Devlet Bahçeli'ni hem işte ikram edecekler hem işte ikram edecekler. Gel bu tarafa doğru. Evet, Kenan Aksu'nun boğası şu anda biraz agresifleşti. Göken üstüne doğru gidiyor. O güzel konuşmaların olayı Milliyetçi Hareket Partisi Akkul Milletvekili adayımız Sayın Erkan pek güreşmek istemiyor anlaşılan. Kesaplarımıza hazırlığı sağ olsun. Var olsun. Evet başkanım. Şu anda 108'i gördük. 30'u geçtik. Hadi bakalım. O dizlerini kapat, dizlerini kapat. Ha onu kapat. Arkadaşlar kusura bakmayın yayında biraz şöyle durum yapıyor. Burada halkın duasını sponsorluğunu tamam bırak. Evet şu anda daha iyi. Böyle gel bu tarafa doğru. Bir sonraki görüş için Göksu Erdem Burak. Yağmur gitti camdan şimdi. Recep. Görüyorsunuz ne zor şartlarda size çekim yapıyoruz arkadaşlar. Evet şu anda başladı. Harun abi şu anda zamanı değil abi. Daha düzenli, daha da katılımlı organizasyonlar olması için
sizlerin de yardımına, karşılığına ihtiyaç var. Hadi biraz acele et, ıslanma. İzlerine az olur. Teşekkür ederim Enes, sağ ol. Mikael Kestan Ekim bilmiyorum, güreş güreşmediğini de bilmiyorum kardeşim, daha duymadım. Yeni geldim ben de zaten. Yürol abi hoş geldin. Hayır, gir üstüne gir, üstüne gir, üstüne gir. Tüncer'i de indir. Tüncer geldi, evet buradaydı ama şu anda görüşemedik halen. Hadi ıslandı lan, hadi. Hadi biraz acele et. Ya kafama geçir öyle ya. Aha, getir bundan. Dur. Çıkmazsın zaten çok da yani. Sen üstü al şunu. Eğil aşağı otur. 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 Tamam otur. Tamam da başlayalım. Tamam. Hüseyin abi hoş geldin. Teşekkür ederim efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Davut ben de seni görüyorum ya. Şu anda ateşin karşısındasın. Var olsunlar. Başlarını bekliyoruz. Bu çorbada sizden ne kutu olsun. Devleti adayımıza ve karşı adına tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gidelim şöyle. Yağmur damlaları yağıyor. Evet arkadaşlar yüzde çakıldık kaldık. Hadi bakalım biraz yayını paylaşın. Hüseyin abim hoş geldin. Kaygısız abim. Dayımın oğlu. Can abim. Konya Ereğli'ye selamlar bizden. Görüyorsunuz Sarıgöl'de yağmur var abi. Konya'da da yağıyor mu yağmur? Oğlum. Niye çıkarıyorsun ya? Thank you.
Atasporumuz Güreş TV. Teşekkür ederim, sağ olun. Size de başarılar diliyorum yayın hayatınızda. Teşekkür ederim. Paylaşmanızı rica ediyorum. Evet. Hadi 500'ü 1000'i görelim inşallah. Ahmet abi galiba büyük orta ya. Tam olarak bilmiyorum ama ya orta boydur ya büyük. Orta boy galiba ya. Bir de orta boy çıkardılar başımıza biliyorsun. Fatma hoş geldin. Hep aşağıda kattılar. Yukarıya getirip de doğru düzgün izletmediler yani. Ahmet abi hoş geldin. Bizden de Gürsü'ye selamlar. Ve teşekkür ederim abi izlediğiniz için. İşte pek iş yok ya. 08 Artinliyiz. Teşekkür ederiz efendim. Güreş sever arkadaşlarımız halkımız Sarıgöl'de izlesinler böylelikle. Serkan abi hoş geldin. İzzet Güngör kardeşim hoş geldin. Evet arkadaşlar paylaşın yayını, biraz daha fazla arkadaşa ulaşalım. Abi çekim uzak, yakınlaştıracağım ama çok uzak olduğu için bu sefer bozuyor ya. Ve makine ayarını yapamıyorum. İkide bir ayar bozuluyor bu sefer, şu kulduğum şeyin ayarı. Şöyle dursun birazdan. Teşekkür ederim. Kocaeli'ne de bizden selamlar. Orta boy Mikail Kuru. Aşağıdan gerçi güneş açtı, inşallah da sıkıntı olmaz ama bir şey değil Mikael. Bu güreş Artvin Yusufeli Sarıgöl Boğa güreşleri kardeşim. Sarıgöl'de yapılıyor. Sarıgöl Boğa güreşleri. (Gülüyor)
Şenol Orhan artık onu kendileri bilir. Biz izleyiciyiz, o işe karışmıyoruz. O kafanı şey atsana, niye aşkın oğuzdan atar o üstüne. Hiçbirinin güreşmeye niyeti de yok, kaçmaya niyeti de yok arkadaş. Mal sahipleri de ıslandılar, hakemler de ıslandılar orada sahada. Evet. Siyah biraz puşt. Bozlu'da ne kaçmaya niyeti var ne de güreşmiyor. Hüseyin abi bakalım. Evet. Güreşmek istemiyor. Geri doğru çekiliyor ama bu siyah hücum edince o da geri dönüyor. Aynen. Bozo. Bozo güreşmesen de arkamdan da vurdurmam diyor. Fatih Erdoğan hoş geldin. Sabri Aydın abi hoş geldin. Pardon Sabri Aydın. Diğer arkadaşımız sen de hoş geldin. Spor salonundaki Sabri kardeşimiz. Ben Hırmıklı Sabri abi saydım sandım. Başta bir yandan. Evet. Kenan Galip sayıldık şu anda. Kenan Atıl Galip. Evet. Aksu kardeşlere ait sponsorluğunu Beyoğlu Yönet Salonu ve İstanbul'dan kardeşler Uğurlu ve Seyfettin Durur'un yaptığı bağ galip gelmiştir. Çok güzel. Evet. 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 Şimdi şu anda halkı selamlıyor. Allah vera buraya yukarı çıkmıyor. Gelin yine söyleyin. Evet tamam. Tamam o gitti. O gitti. Gelin yine söyleyin. Saygıdeğer misafirlerimiz şu anda güreş alanımız ev heyecanımıza attık. İyi Parti milletvekili adaylarımız Sayın Hamza Gözmüş Hüseyin Işık Beyefendi evet. Ve İYİ Parti Akdeniz İl Başkanımız
Sayın Yusuf Sağlam Beyefendi'ye. Siyasetçi abilerimiz de ıslanıyorlar bu yağmurda. Murat Ünlü Beyefendi ve Belediye Başkanı Yardımcımız Sayın Efrah Öztan Beyefendi. Yusuf'un İYİ Parti İlçe Başkanımız Sayın Recep Akdilek Beyefendiler ve yönetim ve teşkilatlarıyla beraber en insanımıza şeref gösteren komutanımız adına değerli vekil adaylarımıza, İYİ Başkanımıza, İlçe Başkanımıza, Nizamettin Gültekin, ses bu kadar. Yağmur var. Sağ olsun, var olsun. Evet. Bir Göksun Arda Burak Erde. Bu arada da şu güneş alanına gittik. Bir Göksun Arda Burak Erde. Tekrar güneşlere dönüyoruz. Bu arada da şu güneş alanına gittik. Suçu Ferit Aksoy. Aleyküm selam. Sizler bu arada da değerli vekil adayımız sizlere hitap edecektir. Ben kendilerine mikrofonla davetini saygıyla arz ediyorum. Buyurun efendim. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, varlıklarıyla festivallerin dışına efendilen tüm misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türk siyasi tarihinin ölmüş olduğu en demokratik mücadelelerinden biri imzadan vatansever, cesur bir genel başkanın Sayın Meral Akşener'in de taraflı tarafsız
herkesin gönlünde Artvin'e Yusufeli'ne yaptığı hizmetler de yeniden aile büyüğüm eski devlet ve orman bakanı Sayın Hasan Ekinci'nin sizlere selamlarını getirdim. Helal olsun kardeşim, teşekkür ederim. Buraya gelirken çektiğimiz eziyet beraber gördünüz. Maalesef Yusufeli ülke ekonomisine verdiği katkılar için yapmış olduğu fedakarlıkların karşılığını alamadı. 15 Mayıs sabahı ilk iştahatımız bu arenanın üstünü kapatıp bu törenin, bu festivalin en güzel şekilde geçmesini sağlamak bu kapatın deryasından bizi kurtarmak olacak. Artvin'i Artvin yapan boğazı ve doğasıdır. Bizler sadece seçim zamanı değil, dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, yarınlarda da boğacıların ve doğasına sahip çıkanların her daim yanında olacağız. Eğlencenizin bol olmasını biliyor. Çok fazla zamanınız almadan hepinize saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Değerli vekil adayımız Hamza Gezmiş Beyefendi'ye güzel konuşmasından, duygularını yol eden konuşmasından dolayı kendilerine komitemiz adına teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Yine milletvekili adayımız, Artvin İl Şubat'ı milletvekili adayımız Sayın Hasan Işık, Hüseyin Işık Beyefendi, özürüm olsun, özürüm kalır diyorum. Hüseyin Işık Beyefendi sizlere hitap edecektir. Mikrofona davetimi saygıyla arz ediyorum. Buyurun. Fatih, siyasetçilerin hepsi geldi konuşuyorlar galiba ya. Bu hakkı herkese tanıdılar galiba. Değerli hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim, hepinizi böyle yağmurlu, bereketli bir ortamda huzurdaşınız olmaktan dolayı büyük huzur ve mutluluk duyuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, Yusuf Eli'nin Kitlik köyünde doğmuş fakat Petrel Köprü başında büyümüş, Artvin'de eğitimi tamamlamış bir kişi olarak burada huzurunda bulunmaktan onur duyuyorum. Biraz önce genç kardeşim yine beraber siyaset yaptım. Hamza kardeşim ifade ettiği gibi inşallah 15 Mayıs'tan itibaren burada bu çamurlu ortamda olmayacaksınız. Bunun için de huzurunuza söz veriyorum. Hepinizi tekrar İçek de bizim grupta paylaş. Sizin grup, sizin grubunuz mu? Yok mu? Şeydir ya, bu canlı. He canlı. Siz kendiniz paylaşacaksınız. Komitemiz adına çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Vallahi kötü şeyler oldu ya. Tosun diğerini yatırdı, bastı oraya. Ne?
54 sıralı bu an. Galip gelmiş. Bir de karnına da çizdi böyle. Diğer güreş için Kenan Küçü, Ferit Aksoy. Doğanlarımızı güreş alanına getirin. Kenan Küçü, Ferit Aksoy. Doğanlarımızı güreş alanına getirin. Aradan kontrol eder. Şöyle dursun oğlum, şu tarafa doğru dur. Evet, biraz daha dikkat edelim. Evet, hayvanların bir zararlanmasını istemiyoruz hiçbirimiz. Ama olabiliyor. Onun için dikkatli olalım arkadaşlar. Evet, diğer güreş için Kenan Sücü, Ferit Aksoy. Kenan Sücü, Ferit Aksoy. Doğalarımızı güreş alanına getirin. Alperen Tokgöz, Mikail Baş. Sizler de boğalarınızı hazırlayın. Yusuf dediğimiz tam demokrasiyi yaşıyor. Biraz önce de bir ecel tek partisi milletteki adaylarımız tepkine tıklandı. O anlamda da bu sevgili şemsiyelerimiz var. Doğru. Evet. Yorum da güneşlerimize bağış yaptılar. Tabii ki sizlerinle çorbada tuzu olsun. Seneye daha artmış katılımlara ulaşabilmek için. Devlet başkanımıza da yardımcı olmak lazım diye düşünüyorum. Alt bir insanı, üst bir insanı derken Allah hepinizden razı olsun. Evet. Şimdi biraz önce konuşmamızı yaparken ifade ettik. Özellikle fiziksel altyapının daha sağlıklı olabilmesi ve gelecek nesilleri bu turnuvadan aktarabilmesi adına biz İYİ Parti teşkilatı olarak 25 bin liralık bir katkı yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, komite adına ve elektriklerimize teşkilatımızdan çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Şu anda Kenan Sucu ve Ferit Akşe'ye ait boğalar güreş alanında Kenan Sucu'nun boğasının sponsorluğunu Yeniden Refah Partisi Alp'in milletvekili adayı Talip Sucu yapıyor. Boğamız 589 kilogram ağırlığında rakibi Ferit Akşe'ye ait boğada 589 kilogram ağırlığında iki boğamıza da başarılar diliyoruz efendim. Diğer güreş için Alperen Tokgöz, Mikail Baş, boğalarımızı kontrol noktalarına getirin. Seyfullah Korun, Hakan Sılacı, sizler de boğalarınızı hazırlayın.
20-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Mara Doğa Güreşlerine tüm halkımız davet edilir. Güreşleri 20-21 Mayıs tarihinde yapılacaktır. Tüm halkımız güreşlerine davet edilir.
inşallah. Ben güneşliğine hava. Ama gittim çay kenarına satın ya. Çok kalabalık. Şimdi genelde sen bir son niye attın oraya? Daha lazım olmayacak. Ya hayır koydum ya. Orada kirlenmiyor. Tamam hadi şunu şöyle biraz yakınlaştır da. Şunu ayağını vurma. Ya abur öden bıraktı bu oradan ben şimdi. Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Aralım sana yine birlikteyiz. Ne? Kenan hangisi? Şu boyunca. Evet. Gidiyorsan git gitmiyorsan tut şunu. Akşehir'e ait boğa galip gelmiştir. Her iki boğa sahipleri sağ olsunlar olsun. Bir diğer güreş için Alperen Tokyoz Mikail Baş boğalarınızı güreş alanına getirin. Evet. Hacım arkadaşlar dikkatli olalım. Peki kardeşim teşekkür ediyorum sağ ol. Kusura bakmayın 5 dakika çocuğa bıraktım gittim. Az işim vardı. Evet. Alperen Tokyoz Mikail Baş. Boğalarınızı güreş alanına getirin. Sağ ol Tadali. Ne diyorsun? Mikail Baş. Baban nerede lan? Güreş alanına getirin. Gelmedi mi baba? Seyfullah Korum. Baban gelmedi mi? Sıracı. Sizlerin baban yok mu baba? Ferit hangi Ferit o? Kuşlar alım yani bizim dereden lan. Ha iyi iyi. Adem hocam oldu. Ha Adem hocam mı oldu? İyi güzel. İkisi de 150 fark etmez bizim için. Şadutlu, şadutlu mu geliyor? Abi 14 Mayıs seçimler haftasına girdiğimiz için, daha doğrusu ayına girdiğimiz için artık insanları bu topluluğu bir arada bulmak onların da hoşuna gitti. Değerlendirmeleri de aslında bence gayet normal. Hepsi saygı, sevgi çerçevesi içerisinde halka düşüncelerini söylüyor, iyi niyetlerini yapacaklarını söylüyor. Çıkıyor gidiyor. Böyle siyaset yapılabilir bence. Sıkıntı yok. Aşırı yaklaşmadan. Şimdi şurada durun bakayım. Şöyle şurayı izleyermiş gibi yapın. Gelin. Az daha böyle bu tarafa doğru dur. Şuraya dur. Çekiyorum. Evet, çok güzel çıktınız.
bakayım nasıl olmuş. Dinle bakayım. Güzel mi? Evet, çünkü sizler, geldi. Sizler de çok güzelsiniz. Dinle bakayım Fatih, dinle. Afiyet olsun. Şu anda sahanın girişinde Mikail Başay Boyka isimli kuramız var. Ana sponsor Kemal Geçer. Evet, başarılar diliyoruz. Olsun ya, bir şey olmaz. Altınım yapacaksın o. Rakibi şey Alperen Tokgöz'e ait muayı bekliyoruz. İsmi Mazaret. Milliyetçi Hareket Partisi Artvin Milletvekili adayı Metehan Özkan adına güreşiyor. Başarılar diliyoruz. Diğer güreş için Seyfullah Koruk, Hakan Sılacı. Boğalarınızı kontrol noktalarına getirin. Mikael getir hayat ya. Selam Zafer, hoş geldin. Kimi tanırsınız Zafer? Kime söyleyeyim mesela? Frank kimi diye.
Harbiden geldi. Abi, sen Ankara'ya gitsin, sen görevi ben alacağım. Aa, abi. Ya baba sen git oğlum, zamanda git de ben başlayacağım, haydi. Geç Sabiler, güreş zamanları geldi. Yeganım, o şeyden bu yana gel ki bak, bunu sallıyorsun, tamam mı? Vallahi güneşe doğru olduğu için kusura bakma, daha bu şekilde çekiyor. Çocuklar şuna vurmayın, titretmeyin şunu. Gel yemek iç. Bana mı getirdin sen onu? Abi. Teşekkür ederim. Niye zahmet ettin? Oturuyor gelmiş. Şimdi ayran yemeyeceğim. Ayran yeme oğlum, ayran içer. Doğru, içmeyeceğim işte. Şu anda Alperen Topyöz ve Mikail Başay Boğalar güreşlerine devam ediyorlar. Maşallah diyoruz boğalarımıza. Şu anda bölük komutanlığımızın bir anonsu var. Şu anda sizlerle paylaşıyorum. Sayın vatandaşlarımız, kendini hakim, savcı, polis, jandarma, banka görevlisi olarak tanıtarak sizden para ya da kişisel bilgilerinizi veya şifrenizi isteyenlere banka hesap bilgileriniz terör örgütünün eline geçtiği gibi sizlerle sizi dolandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Hiçbir kurum sizden bu bilgileri istemez. Böyle bir durumda karşılaşırsanız derhal telefonunuzu kapatarak 112 acil çağrı merkezini arayınız.
sayın vatandaşlarımız, kendini hakim, savcı, polis, jandarma, banka görevlisi olarak tanıtarak sizden para ya da kişisel bilgilerinizi veya şifrenizi isteyenlere banka hesap bilgilerinizi genel hükümlerine geçtirdiği sözlerle sizi dolandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Hiçbir kurum sizden bu bilgilerinizi istemez. Böyle bir durumla karşılaşırsanız derhal telefonunuzu kapatarak 112 acil çağrı merkezini arayın. Baban kim? Kadir. Öyle mi? Sen Meryem'in kızı mısın? Evet. Sen kimin kızısın? Babamın adı Kadir. Evet, diğer bir eserler. Öyle mi? Kutavlı mısınız siz? Güneşlerimizin ana sponsoru, Yusuf Eri Belediye Başkanı Sayın Altyapı'na teşekkür ediyoruz. Tesla boyunun 11 liralık ödülünü karşılayan Çakır Petrol, Murat Çakır ve Nezmi Çakır'a teşekkür ediyoruz efendim. Ayak boyu 12 bin lira ödülünü karşılayan Ekrem Doğan, Ekrem'in kahvesi, Uğur Hallaç, Uğur Otuklu. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Küçük orta boyunun 13 bin liralık ödülünü karşılayan Erbaş Ticaret, un, yem, gıda ve temizlik malzemeleri toplam ve perakende Erkan Erbaş'a, Eren Otobakım Servisi Ahmet Tavancı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Orta boy 14 bin liralık ödülünü karşılayan Yusuf Eli Motorlu Taşımacılar Kooperatifi'ne teşekkür ediyoruz. Büyük orta boyun 15 bin liralık ödülünü karşılayan Özdemiroğlu Yapı Caner Özdemiroğlu'na, Bereket Yapı Bizim Kasap Memişoğlu Mühendislik Efe Kaplan'a çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Abla ayran içerseniz. Büyük orta boyunun başaltı boyunun 16 bin liralık ödülünü karşılayan Şahin Mahal, Yiğit Atlas Şahin Ahmet Şahin'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Baş boyunun 18 bin liralık ödülünü karşılayan Zevk Kurumcu ve Petrol Ofisi Hayrettin Kaya'ya, Üsküdar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Mehmet Özdemiroğlu'na, Sıracılar Ticaret Beko Bayi'ne, Seç Market Sarıkaya Eczanesi Su Kavuşumu Petrol'e çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Yine dün akşamdan beri de sahanın temizlenmesine katkıda bulunan Akbil Özel İdaresi Yusufeli Şantiye Çekliği çalışanlarına da katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olsun, var olsunlar. Sponsorlarımız Yakup Şeker ve oğulları, Osman Çelik, İsmet Acar, Yavuz Yeni Dünya, Galip Yeni Dünya, Ahmet Kaplan, Bektaşan Market, Aydemir Polat, Ahmet Toraman, Yeni Yusufeli AVM, Mehmet Akıllı, Serdar Topçu, Serdar Yiğit, Yusufeli Spor Kulübü Başkanı Sayın Zafer Palancı, Emre Samet Kırbı, Avukat Barış Demirci, Doğuş Enerji Üretim ve Ticaret AŞ, Artvin Barajes, Eliya Pansiyon, Ardanış Belediyesi, Artvin Belediyesi, Işık Ticaret, Osmanlı Ekmek Fırını, İstanbul Pazarı, Sönmez Kitap Kırtasiye, Eren Ticaret, Türksel Bayi, Cezayirli Ticaret, Avukat Mehmet Cezayirli, Güven Cezayirli, Divane Ticaret, Poyraz Hediyelik Eşya, Mardinli kardeş, Necim, akşam gece saat 11'e kadar devam edelim. Avukat Mehmet Örbey, Avukat Recep Akbil, Adana Otel, İhtiyaroğlu Balıkçılık Çiftliği, Yuva Doğalgaz, Yücel Akıllı, İnşaat Mühendisi Turgay Gültekin,
Özgüler Mobilya, Özay Özgüler, Sağlam Manav, İbrahim Sağlam, Jandarma Teşkilatı, 112 Ekibi, Müsibeli Kaymakamlığı, DSİ Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Çaykur Genel Müdürlüğü'ne katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sarıgöl'de iki boğa güreşi birden yaptığımız bir mevsimde. Birini muhtarlar yapıyor, birini Mevlüt Başkan yapıyor. Yüz feli çapında derseniz yine bu güreşler organizasyonla katkıda bulunan yönetim kurulu, başkanı, hakem heyeti, dere kapı var. Canlı yayında bizi hiç yalnız bırakmayan Ahmet Güreşli'ye de çok çok teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayın, biraz Fransız kaldım. Kim ne yazdı? Yeni okumaya başladım. Vedit Gülseren Subaşı, şu anda kamera nasıl çekiyor bilmiyorum. İnşallah iyi çekiyordur. Ahmet Yaşar Akıcı, havalar 10 dakika yağışlı, 10 dakika güneşli, o şekilde geçiyor şu anda. Şu anda mesela kızdırdı. Çadırtlığın inadı diğerini herhalde bastıracak. Çünkü diğeri bayağı bir hırpaladı ama pes etmedi çadırtlığı. Ve devam ediyorlar şu anda. Sefa Gencer, hoş geldin. Osman Taşoğlu, hoş geldin. İyiyim abi, sağ ol. Maşallah, maşallah. O şalı suyunu içmiş dur lan. Ne nazar veririm. Evet, şu anda... Mikael Kuri canlı yayın Ankara, şarj bitinceye kadar. Şarj güzel. Bitti mi canlı yayında bitecek. Bu 582 kilogram ağırlığında. İsmail Gündüz. Haklısın. Aklın almıştır su. Tabii ki pes etmeyi akla getiremez. Haklısın. Başın Boyka isimli boğası. 590 kilogram ağırlığında. Sponsoru Kemal Geçer. Her iki boğamıza da başarılar diliyoruz efendim. Bu güreşten sonra Seyfullah Koruk ve Hakan Sılacı'ya ait boğalar güreşecek. Sunun içinde boğa güreşleri hazırlayalım. Videosu var mı diye sormuşsunuz arkadaşlar. Bende öyle bir video yok. Dursun Dal Kılıç, Mustafa olsa da zaten paylaşmazdık. Sunun içerisinde boğalar güreşiyor diye. Maşallah boğalarımıza. Kötü reklam yapamayız yani kendi memleketimiz için. Hava şartları iyi değildi. Milat Ferit Amar da var değilsin. Tüy bozuk değilsin he Turan. Bakalım öteki de azinat değil ama. Hele bir de İbrahim'in kuyu varsa var ya daha kaçmak bulmaz ha. İbrahim Erdem var ya. Buran. Kaçsa da hep karşıdakinde bulur suçu. Çünkü batak da hep öyle yapıyor. Kendi bir kere batıyor adam 10 kere batar ki karşındaki bir tane batsın ama suç sen battın yeni öbür türlü. Aa kaçtı lan. Evet. Şadırtlı pes etti la. Kemal Leçer'in yaptığı. Mikail baş adına tebrik ediyoruz arkadaşlar. Öteki de aynı açıdır. Galip gelerek ilk üst tura çıkmıştır. Her iki boğa sahibini de tebrik ediyoruz. Evet. Sağ olsun, var olsunlar. Kuvvetli bir şekilde alkışlıyoruz.
Emran ağlama. Şu andaki kaçan boğa yarı şalıklı yarı mülatörlüydü. Diğer boğa nereli bilmiyorum bu arkadaş. Mikail, ben öyle çok fazla kimin, hangi boğa kimindir onu bilmiyorum. Yani o konulardan biraz uzağım. Arkadaşlar rica ettiler Yaşar abi canlı yayın yapar mısın diye, ben de canlı yayın yapıyorum. İzlemenizi sağlıyorum, o kadar. Evet, boğalar hakkında çok fazla bilgim yok. Aleyküm selam Süleyman abi, sağ ol. Ahmet Yaşar, teşekkür ederim kardeşim, Allah razı olsun. Bizden de Bursa Yeşilyeli'ye selamlar. Evet, yayını paylaşın arkadaş, yüzünün altına düşmüş bakın arkadaşlar. 2 dakika yayını paylaşın demeyi unuttuk. Demedik daha doğrusu. Hemen yüzün altına düşmüş. Paylaşın şu yayınları. Yoksa ben de yoruldum, keseceğim artık. Evet. Güreşi biten boğalarımızı alan dışına alırken diğer güreş için Seyfullah Korun Hakan Sıracı boğalarımızı güreş alanına getirin. Veteriner hekim arkadaş. Ona basma, evet. Düşersin. Basma ona. Arkadaş. Anons kulesinde bekleniyorsunuz. İçtim ha şimdi ama gel. Arkadaşlar verdiler ya, sağ ol ya. Ama arkadaşlar takip ettiniz mi? Klimalı Minder kaç saniyede bir geçiyor acaba kameranın önünde? Evet, var mı eksiği olan, çayı eksiği olan? Fatih Yıldırım, teşekkür ederim de. Dediğim gibi yani kusura bakmayın. Şarjım nerede biterse orada yayın biter yani. Ratingden de bir şey kazandığımız yok sonuçta. Ha, Tosunların biri buradan geliyor. Salih abi. Efendim. Ha, buradan bir çay reklamı yapabilirsin bak. Evet evet. Sahneci Ekrem Doğan'ın rakibi abi. Evet. Fazla gelme, fazla gelme. Geri geç. Evet. Kadraja gir. Ha, oradan söyle. Evet. Çaylarımız taze, tavşanlarla çaylar. Koçoğlu'nun uyumculuğa sponsor olduk. Ona çay ikram ediyoruz efendim. Hayırlı seyirler. Teşekkür ederim de cam bardakta yatırırsan seviniriz. Haydi. Öde o kadar. Evet, Fevzi Başkan da oradan. Az aşağı in, az aşağı in, kadraja gir. Fevzi abi aşağı in de kadraja gir. Bir iki laf söyle hadi. Bak, bütün Samsun seni izliyor şu anda. Şu anda Seyfullah Koruk adına güreşen
Şahin Fırtına isimli boğa güneş alanından geldi. Rakibi Hakan Şerafettin, kuru selam bile olmaz. Bir şey gönder oğlum. Evet, Hakan diyor ki kebap yedirsin gelsin diye. Boğasının sponsorluğunu Diyarbakır Sur'da görev yapan komiser Mustafa Fevzi amca. Sağlam yapıyor. Fevzi amca. Bakmıyor evet, kardeşim. Her boğamıza da başarılar diliyoruz. Evet, maşallah. Dursun iyi hevesli geldi arkadaşlar. Daha rakibi nasıl? Bu arada dursun. Aşağıdan gelen siyah boğa çok boğa evet. Arkadaşlar. Bunu şu anda kırmızı hiç pek şansını göremiyorum. Tamam Şerafettin. Neredesin şu anda Şeraf? Seyfullah Koruk'un sarı fırtına isimli boğası 550 kilogram ağırlığında. Canlı yayın yapan yok Fatih abi. Hakan Sıracı'nın boğası 558 kilogram ağırlığında. Sponsorluğunu Diyarbakır Sur'da canlı yayını Ahmet Geleş yapıyor benim gibi cep telefonundan. Ondan izleyebilirsiniz. Eğer buradan memnun kalmayanlar evet, Ahmet Başkan farkıyla izleyebilir arkadaşlar. Dursun Dalkılıç, Mustafa İbiş. Boğalarınızı kontrol noktalarına getirin. Evet, Dursun Dalkılıç, Mustafa İbiş. Bu gidişin bir de dönüşü var. Kontrol noktalarına getirin. Evet, hakem arkadaşlar, sahanın köşesindeki boşluğun şekilde emniyetini sağlayalım. O tarafta duralım, boğalarımız o tarafa doğru gitmesinler. Çünkü oradan geçerlerse suya giderler. Evet. Adana'ya selam kardeş. Sürüp gelince sözünü unutma, kebabı birlikte yiyeceğiz, haberin olsun. Hakem arkadaşlar, görev yapmayan hakem teşekkür arkadaşlar ederim, şu anda anons kulesinin önüne gelebilir mi? Hakem arkadaşlar. Altuntaş ne oldu Anadolu? Çok mu sertti bu ağa? Hiç pas vermez değil mi öbürüne? Affı yok siyah. Şu anda koklaşıp anlaşmaya çalışıyorlar. Evet, oyun burada bitti. Evet. Hakan Sıracı. Arno nedir Ezoğlu? Sponsorluğunu Diyarbakır Sur'da görev yapan komiser Mustafa Sağlam. Arno bildiğim bir kelime değil. Hangi gelmiştir? Dildedir bilmiyorum evet. Ki. Bizim buralarda kullandığımız bir cümle değil. Boğanın ismi miydi yoksa? İkinci turun ilk güreşi için Dursun Dalkılıç, Mustafa İbiş. Boğalarınızı güreş alanına getirin. Birol Çelik, Aksu kardeşler. Sizler de boğalarınızı hazırlayın. Ne anlama geliyor? İyi bakalım. O zaman seni selam et oradan Metin Demirci'ye. Bizden de selam olsun.
Aydın Otogaleri, Ali Kemal Aydın ve Mustafa Aydın'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, size güzel bir haberim var. Şarjım bitiyor. Son ya 5 dakika ya 10 dakika, haberiniz olsun, demedi demeyin. Sonra canınız sıkılmasın. Evet, şu anda sahanın üst tarafından Caner, siz hoş geldin. Yazık ki şarjımız bitiyor Caner. Herhalde fazla dayanmayacak. Dal Kılıç kardeşler yapıyor. Başarılar diliyoruz. Rakibi Mustafa İbişahi Boğa. Sponsorluğunu Muhammed Yalçın ve Kaşı Spor yapıyor. Her iki boğamıza da başarılar diliyoruz. Evet, şu anda Mustafa Kılıçay. Caner'cim o kadar da önemli değil. Aslenden bu almak zorunda değilim yani. Kaço sporun yaptığı boğa. Almak zorunda mıyım bu arada? Siz de gelip burada canlı canlı izleseydiniz canım. Sponsorluğunu Harun Kocaman ve Dal Kılıç kardeşler yapıyorlar. Her iki boğamıza da başarılar diliyoruz. Döner aldım, döner yedim. Ne gerek var? Birol Çevik ve Aksu kardeşler. Boğalarınızı hazırlayın. Hadi gel şuraya otur. Hangi arkadaş? Bir dakika arkadaşlara bak. Yanımdan kaydedin. Karnım doymadı mı? Arcuan'da güreşmek istemiyor. Muhammed Yalçın ve Kaşı Spor'un yaptığı
Mustafa İbişar Doğa galip gelerek yarı finale çıkmıştır. Tavdan alaca tosun çıkmaz biliyorsun. Çılsa da şampiyon olur. Kaça tosun çıkmaz. Ama dana netli olabilir. Arcağın arkasında. Zamanlar yanmamış, Mete Okuloğlu herhalde. Daha zamanlarla 1,5 ay var, ondandır. Bizimkini dün saklayamadım götürdüm, bugün de indirmadım da. Gel gel buraya gel. Değerli güreşçiler, saygıdeğer misafirlerimiz, şu anda güreş alanımız en meydanımıza. Saygıdeğer devlet büyüğümüz, bakanımız bu toplantıyı yapıyordu. Faruk Çelik Beyefendi, en meydanımıza şeref veriyor. Komutanımız adına, kendilerine değerli bakanımıza, hoş geldin diyor, saygılar sunuyoruz. Yine beraberinde AK Parti, AK Parti kutlamayız. Sayın Ahmet Erdem Beyefendilerle en meydanımıza şeref verdiler. Komutanına hoş geldin diyoruz. Cumhurbaşkanı Başkomutanımız Sayın Mustafa Kışla Beyefendi en meydanımıza şeref verdiler. Komutanına
hoş geldin diyorum. Yine birinin bitimine dönüyor. Artık milletvekilimiz Sayın Erkek Çolak Bey Efendi. Her meydanımıza, şeref verdiler, komuta adına, devletimize hoş geldin diyoruz. Yine Erkek Genel Sayın Erbakanımızın müjdesini bu topraklarına yolladı. Sayın Hüsnet Yazıcı Bey Efendi. Her meydanımıza şeref verdiler, komuta adına hoş geldin diyoruz. Şimdi sallamayın. Toploğlu AKP değil, bu MHP'de geldi. İYİ Parti'de geldi, en son AKP'liler geldi. Şu anda bu arenayı 3 siyasi partide kullandı. Bir tek gelmeyen CHP var. Bakalım onlar da gelirler. Tabii bu toprakların evlatı, büyük devlet adamı, aynı zamanda değerli Cumhurbaşkanımızın da kadim dostu, kadim dostların üstünü ölçülür. Bu bölgede bu cevabında kendi gözünü dostluk adım yerlerine Allah rahmet eylem dostum, başımıza teşekkür ederim. Hepsinin bayrağı var burada.
baştan sona izlersen hepsini görürsün. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile şey var, Talip Sucu var, bir de Yeniden Refah Partisi, onlar da gelebilirler. Çok doğal. Seçimlere yakın biliyoruz. Bakancı zemdirelerim, hafretliler, beyefendiler, Yusufeliler, Sarı Gördüler, Artvinliler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayatımda olmaktan duyduğum memnuniyet ifade ediyorum. Adı zemdirelerim, özellikle Sarıköy Doğa Güreşleri'nin geleneksel hale geldi. Emeği geçenleri kutluyorum. Doğa sahiplerini tebrik ediyorum. İnşallah her yer daha da güzelleşerek bu etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Uzaktan Şanlıurfa milletvekili olarak, Bursa milletvekili olarak değerli hemşehrilerime bu coğrafya doğan, bu coğrafyada çocukluğunu geçirmek olan bir abiniz olarak hizmet sunmaya çalıştım. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız belli ki burada vatandaşın memnuniyetini arttırmak için daha yoğun bir Tuğba Güneş burası bir süperi Sarıgöl. Burada doğmuş olan bu abinizi 5 sene sizlerle başlayacağım. Güreş yok olur şu anda. Sonra canla başla. Sağ boş. Ülkelerimizin, Artvinimizin, diğer 8 ülkesinin Şenol saçmalama. Herkes aynı şekilde çekiyor. Oh!
biliyorsun. Son dönemde büyük bir destekle Cumhurbaşkanımızın huzurunda bizi mahkum etmeyecek güçlü bir destekle Ankara'ya göndermenizi ve Kavak Gül'ün hizmetleri sizlere sunmamız için yol açmanızı istirham ediyorum. Gününüz hayırlı olsun diyorum. Artık boğalarda yavaş yavaş geliyor. Tekrar Ahmet. Alana dönüyoruz. Ahmet. Değerli hemşehrilerimiz, sevdalarımız, sevdalarımız, sabırlarımız. İşte gördünüz. Sayın Erdoğan'ın anlamlı konuşmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Allah razı olsun. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Güreşlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orta boyun ikinci kulun ikinci güreşi için Birol Çelik Aksu kardeşler. Doğalarınızı güreş alanına gidiyor. Arkadaşlar siyasi yorumları bir kenara bırakıp tekrar güreşe devam edelim. Çünkü siyaset benim için yalan değil ve hoşlanmıyorum bu durumdan. Siyaset biliyorsunuz en iyi yalan söyleme sanatıdır. Kim iyi yalan söylerse o kadar. Kardeşlere ait Doğan'ın sponsorluğunu devam edelim. Yapacak bir şey yok. Kardeşler Bilardo, beni seyrettiğim yanlı dediğin zaman terslerim kardeşim. Yanlı değilim. Ben kimsenin yanında değilim. Ben kendi başıma bir adam burada. Kendi sizler için video çekiyorum. Seyfullah Koruay. Teşekkür ederim kardeşler. Evet arkadaşlar şu siyasi yorumları bir kesin yoksa ben canlı yayını bitireceğim. Daha da canlı yayın yapmayacağım haberiniz olsun. Her üç partide geldi söyleyeceklerini söylediler. Karar sizlerin halkın onda gider sandıkta söylersiniz. Kimse kimseye burada sıkıntı çıkarmaya gerek yok benim. Evet, yayını paylaşın, boş verin siyaset. Saat şu an 1.30, daha ilk günü. Siyaset, siyasetçiler yapıyoruz. Sahipleri bu adlara getirmediler. Zaten şarjda gitmek üzere şu anda. Hadi sağlam. Evet arkadaşlar, yedek
şarjı olan varsa getirip verebilir. Para basar. Bu arada bizim de canlı yayında. 1-2 saat yine idare ederiz. Ondan sonra çıkar gideriz ama. Fatih ne yazık ki şarj sıkıntı yani. %20'lere düştü galiba. Hadi bakalım paylaş butonlarına basın. Daha 73 görünüyor bende ya. Sizde kaç görünüyor? Sayın. Niye oraya oturuyorsun? Şuraya otursana. Orada amca, amcalar rahatsız etmeden oturun öyle. Ateş saçanların bir boğası yendi. İnşallah Seyfettin Hocam. Yanınızdayız bu konuda. İstanbul'dan kardeşler geldi. Genç adamız Seyfettin gurur yapıyor. Her iki boğamıza da başarılar diliyoruz. Diğer giriş için Hilmi Göksu, Ferit Aksoy. Boğalarını kontrol noktalarına getirdi. Eniştem eniştem yiyordu Nuhur. Enişten orada bak. İyi doya doya izle enişten. Abi şunu sallamasan iyi olur. Yayın yapıyoruz. Sallamıyor. Sallamıyor ya. Oğlum şşş. Ayaklarınızı vurmayın şunlara. Ona sallıyor. Dün fene daralmıştı ama Başak'ı. Saate kadar düşüreceğiz, düşürmediyse o kendi saat olsun. Oğlum şu, Eza abi, şuna vurmadan. Git başkan iki. Abi Yaşar lan ben, Yaşar da vurdu. Ya arkadaş, bir rahat durmadılar ki, demiri sallayan sallayan. Saate kadar boğanın kilosunu ayarlayan boğacı, ayarlayamayan boğacı ya zaten boğacı değil mi? Gökhan benim boğacısı ya. Maşallah boğalara.
da güzel güreşiyor maşallah. Ben haydım size. Ortaya doğru gelin gelse ya direktimle ne şey güreşi spor cümle ya. Maşallah bu alan evet. Yaşıyorsun böyle şey. Yaşıyorsun. Niye? Ben öyle şey söylemem. Teşekkür ederim kardeşim, sağ ol. Siz nasıl gidiyorsunuz? Dükkan ne yapıyorsunuz? Dükkan kiraladık. Ne? Teslim edin mi? İhaleden mi? Yok, ihaleden değil. Garip gelmişiz. İhaleden ötüyor. İhaleden alanlar değil. Resmelerden adam hesaplıyor musun? Yıllık gideri bunlar 2K. 300-350 nasıl 2K? Bunlar mesela 3500'den 35000 lira. Sonra yine söyler. Yukarıya şişmesin de. Çekilecek imzalamayacak. Ben vazgeçtim, 1000 liramı yakıyorum diyecek. Öteki. Parada kolu tam sayamadım. Sizlerin bilgilerini arz ediyorum. Neye göre sayamamız? Er meydanımıza Müsefer'in Çakay Bakanımız Sayın Hüseyin Kaptan Beyefendi. Er meydanımıza şeref buldular. Komutanına hoş geldin diyoruz.
yine tesislerimizin ana sponsoru, ana sponsoru Yusufeli Belediye Başkanımız Sayın Öğüt Aytekin Beyefendi. En önemlisi şeref verdiler. Hoş geldin diyorum değerli başkanımıza. Sağ olsun, var olsun. Yine öyle diyorum. Adam sarıyı da gezmiş, parkuru koymuş ortaya o. Evet. Ahmet abi olması olur, sayıda bakalım. Gerçekten bir süperim ya, adım mı attı? Öyle var ya, doğru diyor, sürekli kendi yayını yapıyor, önünde kendi tanıtıyor. Ahmet Kereç, Kereç Bey efendi, her yerlerinde şeref veriyor, bir aydın başında, orada bir sürü artık. Helal Ahmet abi, helal. Başarılar diliyoruz. Bir sonraki güreş için iki ay baş Hakan Sıvacı. Evet. Tabii çok büyük hizmetleri alıyor. Bizler başarılıyız. Önceki dönem Sayın Bakanımızın üst başarılığında. Devletin üst kademelerinde büyük kuruluk yaptı. Gerçekten kapatın anlıyorlardı. Sayın Müslüm Yazıcı Beyefendi de en meydanımıza. Şeref verdiler. Çok çekici bulur. Hoş geldiniz. Silah paylaşsın. Çıkıyor. Mikail bir tane şey buldum. Bat nedir ona? Şarj. Powerbank'ı buldum. Biraz idare edeceğiz herhalde. İnşallah. Alıyordur yani. Büyük orta boyunda kura çekimi için isimlerini okuduğum boğaz sahipleri lütfen anonsörünü gelsinler. Hikayet Keştane, İbrahim Sağlam, Elif Dina Yıldırım, Hakan Sıkacı. Büyük orta boyunda kura çekimi için Hikayet Keştane,
İbrahim Sağlam, Elif Bina Yıldırım, Hakan Sılacı. Anon sevgili bir sürü. Efendim de efekt olsun. Evet. Bursa'dan geldi kendisi. Yolda kesen kişi farklı. Bursa'da Sayın Erdevler Başkanımız Abdullah Bey Gülbey Efendi'den en büyük adımıza şeref verilen komiteniz orada da hoş geldin diyoruz. Sağ olsun. Var mı? Değerli gösteriler Kılıçkaya, Ersiz, Baran, Doğa Güneşleri, abi hoş geldin. Bursa'ya selamlar. Mayıs tarihlerinde yapmış olduk. Tüm güneşsever halkımız davetlidir. Kılıçkaya, Baran, Doğa Güneşleri'nde 20 Mayıs'ta yapmış olan Doğa Güneşleri'nde İbrahim Adiş'in dayımın halkımız davetlidir. Düğün yaptı ve kapattılar. Allah hayırlı etsin. Olayı tak edilmiş ya. Asıklığını tak ediyorum çünkü. Nasılsın abi? Nasıl çalışıyor? Nasıl çalışıyor diyorsun? Aynen. Hadi sağ ol. Yok, kaçın öğrenci. Yardımlık söylüyorum. No. Evet, büyük orta boyutta. Niye bana kaldı? Kıraçası içi. İskender Bakuto, Kağ sahipleri, Anon Sihir Bölümünü bekleyiyorsunuz. Hikayet Kestane, İbrahim Sağlam, Elif Bina Yıldırım, Markan Sıracı. Nereye gidiyorsun? Ev tamam mı? Motor makinesi bozuldu. İçine çay girmiş. Su. Su dolmuş. Su girmiş. Çünkü ev sahibi eşya yüklük. Burada sıkıntı bakıyor. Yardımsa gelin. Geliyorsa gel. Geliyorsa sen gel. Allah'ın izni kereminde demin saygı protokolü ama unuttuklarımız varsa ona da ne diyoruz? Cezmin sözünü bitmez. Türkiye'de de sunum yapıyor. Cezmin bir sözler bir yalan. Kusura kalmasın bir yalan. İşlemez düşmanın kurduğu plan. Kardeşçe yaşarız. Biz bizim ediyoruz. Ben de bildiğimden söyleyeyim ama kısa söyleyeyim. Ses tutmuyor. Yanlış yazı yazılmasın. Vatan milleti yazılmasın. Birliğimiz bozulmasın. Kardeşlerim bir olun. Başkanım sarıya bir şey demezler. İlerle ilerle. İbrahim Sağlam. Tamam git bu. Niye bakıyorsun? İlla vurduracak. Kilo farkı 34 kilo mu 50 kilo mu öyle bir şey oluyor yani. Kilo farkı var evet. Onları yapıyor mu?
puan galip gelmiş. Ferit Aksoy'a ait puan galip gelmiş. Başkanım. Reis sen sahaya giriyorsun, bağlar güreşmiyor. Ne oluyor bu? Neden acaba ya? Ayağımı bir kırmızıyla çık abi. Sarıyı sevmediler. Başkanım şöyle kadraja gir. Sağ tarafa doğru ilerle de. Bir el salla bize de. Belki... Başkanım biraz da o tarafı... Başkanım... Es... Gelmiyor bu tarafa doğru. El salla, belki yayınımızda artar izleyen sayımız abi. Ercan Yürsen, biz ki profesyonellik gibi kardeş bizim alanımız var. Koç olup oyuncular devam. Zevk. İzleyici arkadaşları ricasını kıramamak. Tam olayı böyle yani. Evet arkadaşlar, şu anda belediye önündeki dükkanlardan yazılarımız var. Koçak Eczanesi'nin karşısında bile içerisinde biz de tekrar esnaf hayatımıza başlayacağız. Müşterilerimizi bekleriz her zamanki gibi. Hepinize hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. Evet, Bölük Başkanı da şu anda konuşmalarını yapıyorlar. Ben konuyu kanadan geçmeyeceğim. Sayın Babanım, 5 yıl önce Tanrı Babanım ben aklına ödevi veren 5 yıl önce açaydım. Dedim ki bir tip gönderdi, sadece Anadolu'ya bulanacağız dedi. Ben gittim, geldim, kabul ettim ama anlatamadım. Bu insanlar 10 bin önce insan gelmiş, yağmurda, çamurda, kurgun yok, bir şey yok. Sayın Bakanım bunun şeyini verdi, sorumluluğa verdi ama bugünden sonra inşallah Sayın Bakanım da bunu arayacağım. Buranın kurgunların kapanmasına, akılların yapılmasına, gece gündür, üç gündür, dört gündür boğacak arkadaşlar, ambulansıyla, öğrencisiyle, Sayın Belediye Başkanım gerçekten çok büyük bir aradım, telefona çekti, aradım da Allah razı olsun. Devletleri, Sayın Kaymakamım da aynı şekilde destek verdiler ama olmuyor. Türbünlerimiz açık. Bakın ki Melen'in güneşine, Melen orada güzel türbünler yaptı, akıllar yaptı. Sergio'da niye olmasın bu ya? Niye olmasın bu? Evet, haklısınız başkanım. Benim insanlarım susamış. Bari kaçırı 10 bin önce insan gelmiş buraya. Tamam mı? Dağ taşlı tutmuş. Önce ben neden söyledim? Para çıkma burayı yapılmadı. Çok dedim, anlatamadım. Ama Allah-u Teala Sayın Bakanımızı buraya gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanı'na da teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. 14 Mayıs'ı seninle değerlendir Mehmet Başkanım. Kampanya, ben 400 milyon işine girmişim. Babasıyla, altısıyla, şeyle, altısıyla. Hepiniz de elinizi cebinize koyacaksınız. Sayın Bakanım'dan söz alacağım. Seneye inşallah bu türbünlerin, bu akılları, bakan için bu çeyrek bu bir şey değil. Ama inşallah aklına geldiğim bugünden sonra inşallah bu hizmetleri buraya yapacağına inanıyorum. Söz veriyorum. Sayın Bakanımızı, Sayın Bakanımıza mikrofonu arz ediyorum. Size bu söylediğim 10 bin lira içinde hüsnü ederim, hüsnü yardım yaparım, teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Allah bu mevlüt belli insanı düşürmesin ben. Hemşehrilerim, buranın yapımını ben
bilmiyorum hangi bakanlığın dönemini gerçekleştirdi. Bu tabii ki tabloyu görünce yeterli değil. Şimdi buradayız. Önce şu Yusuf Eli Sarıgöl yolunu yapacağımızı söyleyeceğim. Burasını şimdi iade yaptıracağız kısa zamanda. Önce şu sıkıntı bizim şimdi. İki, gelecek sene farklı bir arenada güreşlerini seyredeceğiz. Böyle olmayacak, güzel olacak. Şimdi burada biz birbirimizin akrabası, komşusu, burada nutuk atmaya falan gerek yok. Anlıyorum ki Mevlüt'ün para ihtiyacı var. Mevlüt ben... Ben bugün için 50 bin lira veriyorum. Güle güle kullanıyorum. Hadi bakalım. Evet. Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bağışlarımız devam ediyor kampanyamız. Tabi bazı hemşehrilerimiz, iş adamları o şekilde Mevlüt Bey'e demişler. Bizim de çorbada tuzumuz olsun. Bağışlarımız kampanya devam ediyor. Allah razı olsun hepinizde. Hangi taraf kuru, hangi taraf ıslak? Git o zaman kendine gölge bir yer bul. Burası daha temizmiş, gel. Gölge bir yere geçirdi ya. Şey bir yere geçirdi. 08 YB 842 plakalı aracın sahibi. Aracınızı bulunduğu yerden alın. Başaltı boyunun kura çekimi için isimlerini okuduğum boğa sahipleri lütfen anons kulesine yakın gelsin. Başaltı boyundan kura çekimi için Metin Demirci, Cihan Yıldırım, Çınar Kardeşler, Furkan Aksoy,